Merhaba arkadaşlar. Yüzde problemleri de beraberiz. Yüzde problemleri ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu. Buradan iki adet soru soruyor arkadaşlar. Yüzdeleri de ayrıca diğer birçok yerde kullanacağız. O nedenle yüzdenin mantığını anlamakta fayda var. Aslında biz yüzdeleri gördük. Yani kesir olarak gördük. Yüzde ifadesi bir kesirdir. Ama nasıl bir kesirdir? Paydası 100 olan bir kesirdir. Yani %20 dediğimizde arkadaşlar biz aslında neyi kastetmiş oluruz? 20 bölü 100 kesrini kastetmiş oluruz. Yani %x nedir? x bölü 100'dür. Peki bir a sayısının %x'i ne demektir? a çarpı x bölü 100 demektir. Mesela 50'nin %20'si ne demektir? 50 çarpı 20 bölü 100 demektir. Örnek bir 120 sayısının %25'i kaçtır diyor. Hemen 120'yi 25 bölü 100 de çarpıyor bize. Sadeleştirirsek 1 bölü 4, 120'yi 4'e bölersek ne olacaktır? 30 olacaktır. 16 sayısı 20 sayısının yüzde kaçıdır demiş. 16 bölü 20 yüzde nedir diyor arkadaşlar. Yüzde dediği için bunu yüzde çarpıyorum. İlkokuldan beri görüyoruz zaten bunları. Ne olur burası? Sadeleştirirsem 4 bölü 5 yüzde çarparsak ne olur? daha doğrusu %5'i sadeleştirirsek 20, 20 kere 4, 80. Aslında burasına ne yazayım? %80 olacaktır. C şıkkına bakalım. %30'u 12 olan sayı kaçtır diyor arkadaşlar. X sayısının %30'u, 30 bölü 100'ü neymiş? 12'ymiş. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şurası ne olacaktır? 4. 4 kere 10 ne yapacaktır? 40 yapacaktır. 160 sayısının 160 sayısının %10'unun 10 bölü 100 ne diyor? Bir de yüzde %50'si nedir diyor. Yüzde %50'si nedir diyor. Sadeleştirmeleri yaparsak şurası ne olur? 2. Burası ne olur? 10. Buradan şuradan bir sıfır da götürürsek 16'nın yarısı ne olacaktır? 8. Aradığımız cevap olacaktır. %48 ile %30 arasında 72 fark olan sayının %23'ünü bulunuz diyor. %48 ile %30'un farkı ne olacaktır? %18 yani 18 bölü 100 olacaktır. X sayısının 18 bölü 100'ü neye eşitmiş? 72 imiş. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak aradığımız sayı neymiş? 400'müş. Bizden bu sayının nesini istiyor? %23'ünü istiyor. 400 çarpı. 23 bölü 100. 2 sıfır giderse 4 kere 23 ne yapacaktır? 92 yapacaktır. A sayısının yüzde x fazlası demek A artı A çarpı x bölü 100 demek. A sayısının yüzde x'i ne demekti? A çarpı x bölü 100. Bu sayıyı A'ya ekle diyor bize. Eklersek A parantezini alırsak ne olur? 1 artı x bölü 100 payda eşitlersek 100 artı x bölü 100 yapacaktır. 150 sayısının %30 fazlası kaçtır diyor. 150 ile neyi çarp diyor? 130 bölü 100'ü çarp diyor. Sıfırları hemen sadeleştirelim. 13 tane 15 ne yapacaktır? 10 tanesi 150, 3 tanesi 45, 195 yapacaktır. 240 sayısının yüzde kaç fazlası 288 yapar diyor. 240 atalım sayın içerisinden hemen. Kuralın dışından çözelim. Hep kuraldan çözmeyelim. Ne olur? 48 mi kalır? 48. Diyor ki 48 sayısı 240'ın yüzde kaçıdır? Sadeleştirecek olursak ne olur? 24'ün iki katı burası. 24'e bölersek 10 yapar. 24'e bölersek burası ne olur? Arkadaşlar 2 yapar. 2 bölü 10 yüzde ne yapacaktır? Yüzde 20 yapacaktır. 2 bölü 10, 20 bölü 100 diye düşünürsek 20 yapacaktır. A sayısının yüzde x eksiği demek A'nın yüzde x'i neydi? A çarpı x bölü yüzdü. A'dan bu sayıyı eksilt demek. A parantezinde 1 eksi x bölü 100 payda eşitlersek 100 eksi x bölü 100 yapacaktır. İçerideki ifade. Örnek 4. 80 sayısının %25 eksiği nedir diyor. Yani 80 sayısının nesini bul diyor. %75'ini bul diyor. Bulalım %75'ini. Sadeleştirirsek ne olur? 3 bölü 4 olur. 80'i 4'e bölersek 20. 3 kere 20 ne yapacaktır? 60 yapacaktır. 40 sayısının yüzde kaç eksiği? 36'dır diyor arkadaşlar. 40'tan 36'yı çıkarırsak ne olur? 4. 4 bölü 40 nedir? Yüzde 10'dur. Yüzde 10. Demek ki 40'ın yüzde 10 eksiği ne yapıyormuş? 36 yapıyormuş arkadaşlar. Bir aracın benzin deposunun %20'si boşmuş. Deponun tamamı 100x ise ne kadar benzin varmış depoda? 80x benzin varmış. Ne kadar boşmuş? 20x boşmuş. Yani depoya ne kadar benzin koyacağız? 20x benzin koyacağız arkadaşlar. Peki koyacağımız 20x benzin 80x'in nesi olur? 80x'in sadeleştirirsek 1 bölü 4 100 çarparsak %25 yapacaktır. Bir yay çekildiğinde boyu %130 artmaktadır. Yani boyu %100 ise %130 da artıyor. Ne oluyormuş boyu? %230 oluyormuş. Peki, çekildiğinde ne kadar oluyormuş? 92 cm oluyormuş. Sadeleştirirsek 23, 92'nin 4'te 1 10 ile çarparsak boyu neymiş arkadaşlar? 40'mış. Bizden ne istiyor? Çekilmeden önceki gerçek boyun istiyor. O da 40 olacaktır. Bir dikdörtgenin kısa kenarları %15 artırılır. Uzun kenarları %20 azaltılırsa alanı nasıl değişir diyor. Kısa kenarını %100 düşünürsek %15 azaltılırsa ne olur? %85 olur. Peki uzun kenarı ne oldu? %20 artırıldı. 120 bölü 100 olur arkadaşlar. Buradan gerekli sadeleştirmeler yapılırsa 85 çarpı 12 ne yapacak? 900 920 yapacak. Paydada da ne var? 1000 var. Sıfırlardan bir tanesini sadeleştirirsem ne yapacaktır bu yüzde? 92 yapacaktır. Bize ne soruyor? Ne kadar artmış veya azalmıştır diyor. %92'si olduysa ne kadar değişmiş? Azalmış demek ki. Buğdaydan ağırlığının %60'ı kadar un elde ediliyormuş. X kilogram buğdaydan ne kadar un elde ediliyor? 60 bölü 100'ü kadar. Sonra elde ettiğimiz undan ağırlığının %120'si kadar hamur elde ediliyormuş. 120 bölü 100'ü kadar hamur elde ediliyor. Ve elde ettiğimiz hamur ne kadar oluyormuş? 450 kilogram oluyormuş. Peki kullandığımız buğday ne kadardır diye soruyor. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Sıfırlar gitti. 450 ile 12'yi mi sadeleştirelim? 6'yı sadeleştirelim. 3'e bölersek 150 yapar. Sonra tekrar 2'ye bölersek 75 yapar. Peki burada 12 ile 100'ü sadeleştirelim. 4'e bölsek 3. Şurası 25. 3 ile de 75'i sadeleştirirsem 25, 25 kere 25 ne yapacaktır? 625 yapacaktır. A sayısı B sayısı ile doğru. O zaman ne yazabiliriz? A bölü B. C sayısı ile ters orantılıymış. Buna göre A sayısı %20 artırılır. Yani 120 bölü 100 A yazarız buraya. B sayısı ne oluyormuş? %40 azaltılıyormuş. 60 B bölü 100 yazıyoruz. O zaman C sayısı nasıl değişir diyor. Paydadaki yüzleri hemen sadeleştiriyorum. A'ları da karşılıklı, B'leri de karşılıklı. 120 bölü 60 ne yapacaktır burası? 2 yapacaktır arkadaşlar. Şurası sadeleşince ne yaptı? 2. Karşıya yatarsak X ne olacak o zaman? C bölü 2 olacak. Yani yüzde kaç azalmış olacak? Yüzde 50'sine inecek. Haliyle yüzde 50 de azalmış olacak arkadaşlar. 2012 YGS sorusu bir markette sabunlar üçerli ve ikişerli paketler halinde satılıyormuş. Üçlü paket içindeki sabunların birim fiyatı ikiliye göre %10 daha ucuzmuş. Yani ikili eğer 10 x ise fiyatı üçlü neymiş %10 eksiği 9 x'miş. Buna göre diyor bu markette üçlü paketin satış fiyatı ikili paketin satış fiyatından 3,5 TL fazlaysa ikili paketin satış fiyatını bulun diyor. Şimdi bunlar üçlü sabunlar. Bir tanesi 9x maliyetli ise 3 tanesi 27x maliyetli olacak. Bir tanesi 10x ise ikili sabunda 2 iki tanesi 20x olacak. Farkı ne olur? 7x olur. 7x neye eşitmiş? 7 bölü 2'ye. X ne olur o zaman? 1 bölü 2 olacaktır. Bizden ne istiyor? İkilinin satış fiyatı nedir diyor. Yani 20'yi 1 bölü 2 ile çarp diyor. Ne olur o zaman? 10 olacaktır. Kurban bayramında fiyatı 12.000 TL olan bir dana kesmek isteyen bir grup arkadaşa bir kişi daha katılınca kişi başı ödenecek para %20 azalıyormuş. Buna göre son durumda kişi başı kaç TL ödemişlerdir diyor. İlk başta x kişi olsun arkadaşlar. Kişi başına ödenecek rakam 12 bin bölü x olacaktır. Son durumda ise bir kişi artacağı için 12 bin bölü x artı bir kişi olacak. İlk durumdaki para ne kadar azalmış? %80 azalmış arkadaşlar. Buna göre son durumda kişi başı ne kadar ödenmiştir diyor. Gerekli işlemleri yapalım. 12.000 gitti. 80 bölü 100, 4 bölü 5 oldu. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 5x eşittir. 4x artı 4. X ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Son durumdaki parayı soruyor bize. 12.000'i kaça bölerim? 4'ün bir fazlası 5'e bölersek Kişi başı ne kadar ödenecekmiş son durumda? 2400 lira ödenecekmiş. 2020 TET sorusu 95 binanın yer aldığı bir mahallede her bir bina 2 veya 3 katlıymış arkadaşlar. Şöyle 2 katlı binalar varmış. 3 katlı binalar varmış. X tane 2 katlı olsun. Y tane 3 katlı. X artı Y neymiş arkadaşlar? 95'miş. Peki ne oluyor? Bir kısmı yıkılıyormuş. 15 tanesi yıkılıyormuş. E, bunun yerine 5 katlı binalar yapılıyor. Daire sayısı da 240'dan 274'e yükseliyormuş. Demek ki başlangıçta 240 tane daire varmış. Yani daire sayısı ile çarparsam 2x, 3y toplam neymiş? 240'mış. Başlangıçta kaç tane 2 katlı, 3 katlı daire olduğunu buluyorum arkadaşlar. Buradan eksi 2 ile çarparsam eksi 190 yapacak. Topladığımda x'ler gider. Y eşit ne gelecektir? 240 eksi 190'dan 50 gelecektir. Yani 3 katlı daire sayısı 50. 95'ten de 50'yi çıkarırsam 2 katlı daire sayısı da 45 olacaktır. Ne diyordu? Bunların 15 tanesi yıkılıyordu. Şimdi yıkılınca arkadaşlar yerine ne oluyor? 5 katlı binalar yapılıyormuş. Yapılınca ne oluyor? 2 katlının üzerine 3 kat daha geliyor arkadaşlar. Bunlar A ve B olsun. E, yıkılanların sayısı 3 kattan üzerine de 2 tane geliyor. Bakın şunlar sonradan ekleniyor bunlar. Sonradan yapılan binalarda. Şimdi yıkılan da e, bina sayısı kaçtı? 15'ti. Yeni fazladan oluşan daire sayısı da 240'tan 274'e 34 tane arkadaşlar. Yani burada 2 e, katlı binalarda 3 daire geldi. 3 katlı binalarda 2 daire geldi. Bunların toplamı da neymiş? 34'müş. Buradan arkadaşlar ağları yok edecek olursam eksi 3 ile çarpıyorum üsttekini. Eksi 45 yaptı. Topladığımda ağlar gitti. Eksi 5 eşittir. Eksi 11'den B eşit 11 geldi. Yani yıkılan 3 katlı e, bina sayısı 11 taneymiş. Başlangıçta 50 taneydi. 11 tane yıkılmış. Ne istiyor bizden? 3 katlı bina sayısı yüzde kaç azalmıştır? Yani 11'in 50'ye oranı yüzde kaçtır diyor. Sadeleştirirsek şurada 2 kaldı. Ne olacaktır? 2 kere 11 22 aradığımız cevap olacaktır. 2015 YGS sorusu. Bir sınıftaki öğrencilerin %80'i gitar çalabiliyormuş. Sınıf 100x'i 80x'i gitar çalabiliyormuş. Aynı zamanda %80'i de erkekmiş. Yani 80x de erkek varmış. Kaç kız varmış? 20x kız varmış arkadaşlar. Ne diyor? Gitar çalabilen öğrencilerin en az yüzde kaç erkektir diyor. Dikkat edin. En az olsun diyor. O zaman kızların hepsi gitar çalabilsin. 80x'ten 20x'i çıkarırsam 60x ne olacaktır? Erkek olacaktır. Gitar çalan erkek. Peki o zaman 60x'in 80x oranı bize neyi verecektir? Erkeklerin gitar yüzdesini verecektir. 60 bölü 80 erkeklerin yüzdesi diyelim. Arkadaşlar ne olur? 3 bölü 4 ya da yüzde çarparsak bunu yüzde çarpalım. Şunlar gitti. Ne olur? 60'ı 8'e bölsek 4'e bölsek 10. onu da 2'ye bölsek 5. 5 kere 15 ne yapar? 75. Yüzde 75 yapacak. 2010 YGS sorusu ne diyor? Bir otomobil lastiği satıcısı lastiklerde %25 mevsim sonumu indirimi uyguluyormuş. Bir günde satılan lastik sayısı %40 artıyormuş indirim uygulayınca. Buna göre satıcının kasasına bir günde giren para yüzde kaç artmıştır? Şimdi kazancı nedir? Birim fiyatı yani bir lastiğin fiyatı çarpı sattığı lastik adetidir. Peki fiyatı ne kadar indirmiş? %25 indirmiş. Ne olmuş? %75. Satış adedi ne olmuş? %40 artmış. Yani 140 bölü 100 olmuş eski fiyatın. Çarparsak ne olur bu? Daha doğrusu önce sadeleştirelim. Şurası ne oldu? 3 bölü 4. Burası 14 bölü 10 ya da 7 bölü 5. Çarparsak 21 bölü 20. Pay ve paydayı 5 ile genişletirsek ne olacaktır? 105 bölü 100 olacaktır. Yani ne olmuş? %5 artmış kazanacak. 2011 YGS sorusu. Bir depoda bulunan portakal ve mandalinaların miktarı toplam 50 tonmuş. Portakallar X olsun, mandalinalar Y, X artı Y neymiş? 50'ymiş. Portakalların %7'si 7X bölü 100, mandalinaların %8'i 8Y bölü 100 neymiş? Çürükmüş. Çürüyen portakal ve mandalina miktarı toplam 3,8 tonmuş. Bunu ben 380 bölü 100 şeklinde yazdım. Niye? Paydadaki yüzler sadeleşsin diye. Peki ne istiyor bana? Kaç ton sağlam portakalın ne kadar olduğunu soruyor. Peki y'yi yok edeceğim o zaman ben burada. Bunun için de yukarı yine ile çarpalım. Eksi 8 ile çarpalım. Ne olur? Eksi 400 olur. Çarparsak burası ne oldu? 7x artı 8y eşittir 380 oldu. Buradan 8y'ler gider. Ne geldi? Eksi x eşittir. Eksi 20. x eşittir 20 oldu buradan. Ne istiyor bizden? kaç ton sağlam portakal var diyor. Ne kadar çürüktü? %7'si çürüktü. Ne kadar sağlam o zaman? %93'ü sağlam. O zaman 20'nin %93'ünü soruyor bana. 2 kere 9, 18, 2 kere 3, 6, 186 bölü 10. O da ne yapar? 18,6 yapacaktır. Örnek 16, 2017 örnek TYT'den bir soru arkadaşlar. Aşağıda alanının %20'si vesikalık fotoğraf için ayrılan bir öğrenci kimlik kartının görünümü verilmiş. Bunun %20'si fotoğrafmış. Boyutları 4'e 6 olan bir vesikalık fotoğraf bilgisayar ortamında kenarlarından eşit oranda küçültülerek ilgili alanı tam olarak dolduracak şekilde yapıştırıldığında fotoğrafın çevresi 10 oluyormuş. Çevresi ise iki kenarının toplamı 5 olur. 4'e 6 oranını koruyacak şekilde iki kenarın toplamı nasıl 5 olur? 2'ye 3 olursa 2 kenarı toplam 5 çevresi de 10 olacaktır. Ne diyor? Buna göre bu kimlik kartının alanı nedir diyor. Fotoğrafın alanı ne arkadaşlar? 2 kere 3'ten 6. Bu 6 kimlik kartının ne kadarı? %20'si. %20'si 6 ise 6 ise ne diyelim? %100'ü kaçtır? %100'ü nedir? Kaç katı %100, yirminin 5 katı. 6'yı da 5 ile çarparsak ne olur? 30 olacaktır. 2011 YGS sorusu. Bir ildeki ana okullarının tüm okullar içindeki payı 2000 yılında %10'muş. Yani 2000 yılında anaokulu sayısı x ise tüm okul sayısı 10x'miş. 10x'in on x %10x yapar. Bu arada 2000 ile 2010 arasında 50 tane okul açılmış. Bunun 20 tanesi anaokuluymuş arkadaşlar. Ve 2010 yılında kaç okul oldu? 10x 50 okul oldu. Bunların x artı 20 tanesi anaokul oldu. Ve ne diyor arkadaşlar? 2010 yılında anaokulu sayısı tüm okulların %15'idir. Yani 10x artı 50'nin %15'i, 15 bölü 100'ü neye eşitmiş? x artı 20'ye. Buradan gerekli düzenlemeleri yapalım. Şu sıfırlardan birini götürdük. 15 bölü 10'da ne yapar? 3 bölü 2 yapar arkadaşlar. 2'yi karşıya attım ne olur? 2x artı 40 olur. Peki 3 ile x artı 5'i çarparsam 3x artı 15 olur. 2x'i başa atarsam ne olur? 3x eksi 2x'ten x olur. 15'i sona atarsam ne gelecektir x? 25 gelecektir. Bize de anaokulu sayısını soruyordu. Yani x'i soruyordu. Cevabımız 25 olacak. 2019 TET sorusu. Seracın elinde 30 adet boş tahta kasa 20 adet plastik kasa varmış arkadaşlar. Tahta kasalarla domatesin %60'ını, elindeki domatesin %60'ını, plastiklerle %65'ini ne yapabiliyormuş? Kasaya koyabiliyormuş arkadaşlar. Bir tahta kasadaki domatesin ağırlığı 8 kilogramsa bir plastik kasadaki domatesin ağırlığı ne olur diyor arkadaşlar. Şimdi 30 kasayla domatesin %60'ını aldığına göre bir kasayla ne kadarını alır? 60 bölü 30'dan %2'sini alır. Yine 20 plastik kasayla %65'ini alıyormuş. O zaman bir tanesiyle 65'i 20'ye bölersek %3,25 alır arkadaşlar. Şimdi bir tahta kasa 8 kilogramdı. Bir plastik kasa x kilogram. Tahta kasa domatesin %2'sini alıyordu. Plastik kasa %3,25'ini. Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığımızda x ne gelecektir? Baktığımızda 2'nin 4 katı 8, 3,25'in 4 katı olacaktır. 3,25'in 2 katı 6,5, 6,5'un da 2 katı 13 yapacaktır. Demek ki bir plastik kasa 13 kilogram geliyormuş. Aşağıdaki tabloda Cihat Ayfer çiftinin bahçelerine diktikleri 4 çeşit meyve ağacının sayısı ve ağaç sayılarının yüzdeleri oran olarak verilmiş arkadaşlar. Buna göre Cihat Ayfer çiftinin bahçesindeki Badem ağacı sayısını soruyor arkadaşlar. Bize ne vermiş? Ceviz ağacının sayısını vermiş ve yüzdesini vermiş. Ee, ceviz ağacı tüm meyvelerin %30'uymuş ve 12 ağaçmış. %30'u 12 ağaçsa bütün ürünlerin %100'ü ne olacaktır? 3'ün 4 katı 12. 100'ün 4 katı ne olacaktır? Daha doğrusu bir sıfırı kullanmıyorum şöyle. 10'un 4 katı ne olacaktır? 40 olacaktır. Yani tamamı kaç tanemiş ağaçların? 40 taneymiş. Peki, ayva ağacı sayısı 20 oluşturuyormuş. 40'ın %20'si nedir? 40'ın 20 bölü yüzü, 5'te 1 yapıyor, 8'miş. Peki, toplam kaç ağaç vardı? 40 tane, 8, 10 daha 18, 12 daha 30. Bize sorduğu badem ağacı kaç taneymiş? O zaman 10 taneymiş. 2009 ÖSS sorusu. Bir çobanın koyunları ya iki ya da üç kuzu doğurmuş arkadaşlar. İki kuzulu doğumlularda kuzuların yüzde 3 üç kuzulu doğumlarda ise kuzuların yüzde yaşamış. Bu çobanın doğum yapan 28 koyunu varmış. Toplam kaç kuzusu yaşamıştır diyor. İkili doğum sayısı x olsun, üçlü y olsun. Toplam doğum sayısı 28'miş arkadaşlar. Doğum yapan koyun sayısı x artıya 28. İkili doğumlarda x tane doğum yapılmışsa kaç tane kuzu doğmuştur? 2x tane. Bunun ne kadar yaşamış? %75'i yaşamış. %75 ne demek? 3 bölü 4 demek arkadaşlar. Üçlü doğumlarda y tane doğum varsa 3 ile çarparsak 3y tane kuzu doğmuş. Bunun %50'si yaşamış. 1 bölü 2'si yaşamış. Düzenlersek burayı ne olur? Şuradan sadeleştirme de yapalım. 3x bölü 2 Artı 3Y bölü 2 olur. Buradan da 3, 1, 2 parantezini alırsak ne gelir? X artı Y. X artı Y neymiş? 28. 2'ye bölersek 14. 3 ile çarparsak ne yapacaktır? 42 yapacaktır. 2014 YGS sorusu. Bir ölçme işleminde iki ölçüm cihazından birincisi gerçek uzunluğun %3 fazlasını, diğeri %5 eksiğini gösteriyormuş. Gerçek uzunluğu 72 birim olan bir çubuk iki parçaya ayrılıyor. A ve B şeklinde. A parçası daha büyükmüş. Toplamları 72 olacak. Uzun parça birinci cihazla A parçası birinci cihazla 3A bölü 100'ü kadar fark ediyordu arkadaşlar. Kısa parça ise ikinci cihazda ölçüldüğünde değerlerin toplamı yine 72 oluyormuş. Yani arkadaşlar şuradaki fazla ölçülen parçayla buradaki eksik ölçülen parça aynı olmalı ki toplamı yine aynı sonucu vermiş olsun. Buradan düzenleme yaparsak yüzler gitti. 3A eşittir 5B oldu. Buradan da A eşittir 5K ise B ne olacaktır? 3K olacaktır. Ne diyor? Buna göre kısa parçanın gerçek uzunluğu nedir diyor. Bunları toplayalım. 8K neymiş? 72. K ne olur? 9 mu olur? K 9 ise uzun parça 5K'ydı. Kısa parça 3K. 9'u yazarsak yerine 3 kere 9 ne yapar? 27 yapacaktır. 2018 TT sorusu. Arif bir tarifte yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığının %20 oranında azaldığını görüyormuş. %80'i kalıyor. Kurutulmuş mısırın ise patlatıldığında ağırlığının %10 oranında azaldığını görüyor. Yani 90 bölü yüzüne iniyormuş arkadaşlar. Ne kadar patlamış mısır elde etmek istiyor? 720 gram. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar 8 kere 9 72 Bunlar da sadeleşirse şurada bir 10 kaldı. O zaman ne kadar mısır almış arkadaşlar? 720 gram patlamış mısır elde etmek için 1000 gram mısır almış. Fakat arkadaşlar aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra istediği miktardan daha az patlamış mısır elde etmiş. Ve bu durumun tarifteki bir hatadan kaynaklandığını %20 olarak yazılan oranın aslında %30 olduğunu görmüş. O halde Aldığımız mısır %30 oranında kayba olacak. Kurutulduğunda %70'ine inecek. Daha sonra patlatıldığında da %90'ına inecek. O zaman düzenlersek burayı arkadaşlar. Ne olur? Şu sıfırda bununla gitti. Şu sıfırda bununla. 7 kere 9, 630 gram. Ne kadar elde ederiz? Ne elde ederiz? Patlamış mısır elde ederiz bu hesaba göre. Daha önce bakmış olduğunuz ödev testi sorularının çözümüne geçiyorum. Hangi sayının %20'si 18'dir diyor. Yani bir sayının %20'si neymiş? 18'miş. Bu sayının %100'ü nedir diyor. %100 %20'nin kaç katı arkadaşlar? 5 katı. 18'in 5 katı ne o zaman? 90 olacaktır. Ya da ne yapabilirdik? İkinci yol olarak x sayısının 20 bölü 100'ü neye eşitmiş? 18'e. Buradan da yine x'in 90 olduğunu bulacaktık. 12 sayısının yüzde kaçı? 0,3'tür diyor. Yani 12 sayısıyla x bölü 100'ü çarparsak diyor. Ne olmuş? 0,3 yani 3 bölü 10 olmuş. Buradan sadeleştirirsek şurası 10. 3'ü sadeleştirirsek 4. x ne olur buradan karşıya atarsak? sayıları 10 bölü 4'ten 2 buçuk olacaktır. 300 sayısının %30 fazlası nedir diyor. Yani 300'ün 130 bölü 100'ü nedir diyor arkadaşlar. Sadeleştirmeleri yaparsak 3 kere 13, 39. Sonunda ne var? 0 var. Cevabımız E şıkkında. Bir sayının %25'i ile %12'si arasındaki fark ne yapar? %13'ü yapar. 13 bölü 100'ü. Evet neymiş? 52'ymiş. Sadeleştirirsek burası 4. Sayımız neymiş? 400'müş. Bizden ne istiyor? Bu sayının %10'u kaçtır diyor. 400'ün onda biri nedir arkadaşlar? %10'u 1 bölü 10 çarparsak ne yapar? 40 yapacaktır. 1500 sayısının %25'inin %20'si kaçtır diyor. 1500 sayısı %25'i 25 bölü 100'ü demek arkadaşlar. Yüzde 20'si 20 bölü 100'ü demek. Çarparsak tabi önce sadeleştiririm. Şurası ne oldu? 4. Burası ne oldu? 5. 4 kere 5 20. 1500'ü 20'ye bölersek ne yapacaktır? 75 yapacaktır. Yüzde 12'si ile 24'ünün toplamı ne yapar? Yüzde 36. Sayının yüzde 36. Neymiş? 108'miş. Sadeleştirirsek burası ne olur? 3. 3 ile 100'ü çarparsak Aradığımız sayı neymiş? 300'müş. Bir karenin kenarlarının uzunluğu yüzde 40 azaltılırsa ne oluyor? 6 bölü 10'una mı iniyor? Yani yüzde 60'ına iniyor. Bunun karesi ne olur arkadaşlar? 36 bölü 100 yapar. Yani 100 birimden alanımız 36 birime iniyormuş. Ne kadar azalır diyor? Yüzde 64 azalır. 100 eksi 36'dan. Bir dikdörtgenin uzun kenarları 50 azaltılıp neye indiriliyormuş? 50 bölü yüzüne indiriliyor. Kısa kenarları 50 artırılıyor. Yüzde yüzden 50 artırırsak 150 yaparız arkadaşlar. Çarparsak bunu ne oluyor? 5 kere 15, 75 bölü 100 oluyormuş. Peki ne oldu? 25 azaldı. Bozuk bir tartı bir cismin ağırlığını gerçeğinden %4 fazla ölçüyormuş. Yani gerçeği %100 ise %104 olarak ölçüyormuş. Ağırlığı 2,6 kilogram olarak ölçülmüş. Yani %104'ü neymiş? 2,6. %100'ü nedir diyor arkadaşlar. Gerekli işlemleri yaparsak %2,6'yı çarpıp %4'ü ölersek ne geliyor? 2,5 geliyor arkadaşlar. A sayısının %30'u ile 3A bölü 10, 30 bölü yüzden 3 bölü 10. B sayısının %40'ı 4B bölü 10. C sayısının %20'si ile 2C bölü 10. B sayısının %60'ı 6B bölü 10. Birbirine eşitmiş arkadaşlar. Paydalardaki ortak onları götürürsek, şurayı da sadeleştirelim. Ne olacak? 3A eşittir 4B eşittir. 2'ye bölersen burayı da 3B. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Önce şu B'leri ortak yapalım. Kaçta eşitleniyor bu? 3 ve 4. 12'de eşitleniyor. Dolayısıyla şurayı 3 ile çarparsam burayı da 4 ile çarparsam ne olur? 9 A eşittir. 12 B. O da eşittir. 4 C olacaktır. Eşitliği kurduk. Buna göre ne demiş? A 12 ise C 16'dır demiş. A'ya 12 C'ye 16 verilmiş. Eşit oluyor mu? 64 108 olmadı. C 45 ise A 25'tir demiş. 45'i 4 ile çarptık 180. 25'i 9 ile çarparsak 180 yapmaz. A 20 ise C 45, 180. 45'i 4 ile çarptık 180. D şıkkı doğru cevap. Bir depoda bulunan gömlek, pantolon, çantalar A, B, C mağazalarına aşağıda verilen tablodaki yüzde oranlarıyla dağıtılmıştır arkadaşlar. Gömleğin yüzde A'ya gönderilmiş, yüzde B'ye, %45'i C'ye, pantolon ve çantaların oranları da verilmiş bu şekilde. Bu ürünlerin tamamını satan ABC mağazaları için ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Peki bire bakalım. A mağazasının A mağazasında 600 adet gömlek satılmışsa gömlek %30 arkadaşlar. Ne diyor? C mağazasında 900 adet satılmıştır diyor. C'de %45 1,5 kat arkadaşlar. 600'ün bir 1,5 katı 900. Yani 30'un 45'i oranı 600'ün 900 oranı eşit mi? Eşit. C mağazasında 180 adet çanta satılmışsa C mağazasında 180 adet çanta satılmışsa 3 mağazada toplam 900 satılmıştır diyor. Şimdi 20 toplarsak %100 yapar. 20'nin kaç katı? 5 katı. O zaman 180'in 5 katı mı 900? Evet doğru. 180'in 5 katı 900. B ve C mağazalarında toplam 960 adet pantolon satılmışsa pantolona bakıyoruz bu defa. B ve C'de toplam kaç? %80. %80 pantolon satılmış. Ne diyor? A mağazasında 240 adet satılmıştır diyor. A'daki yüzde ne? 20 arkadaşlar. 80'e 20. B ve C'nin toplamının dörtte biri A mağazası, mağazası arkadaşlar. 960'ın dörtte biri mi 240? Evet doğru. Dolayısıyla üçü de doğru olacak. Bir köydeki koyun yetiştiricisinin sattığı koyun sayısı bir önceki yıla göre %20 daha az olmasına rağmen geliri %20 daha fazla olmuş. O zaman koyunların fiyatı geçen seneye göre yüzde kaç artmıştır diyor. %20 indirimliymiş koyunun fiyatı. Koyunun sayısı %20 daha azmış. %80'miş yani. Kaça satıldığını bilmiyoruz. Sonuçta kazancı %20 daha fazla. Yani 120 bölü sadeleştirirsek x ne olur? 120 bölü 80 ya da 3 bölü 2 ya da yüzde 150. 3'te 2 yine. Demek ki ne kadar kar elde etmiş? Yüzde 50 kar elde etmiş. Günlük bir gazetenin fiyatı 20 kuruştan 22,5 kuruşa çıkartıldığında 20'den 22,5'a çıkarıldı. Günlük satış adedi 100'den 80'e iniyormuş arkadaşlar. O zaman diyor Kasaya giren parayla ilgili nasıl bir değişiklik olur? Yani cirosu ne olur diyor. Şurayı sadeleştirelim mi? Sadeleştirelim şöyle 1 bölü 5 olsun. Payda ne oldu? 5 kere 20 100 oldu. Burası ne oldu? Ee, şurası 4 oldu. 4 kere 22,5 ne yaptı? 90 oldu. Peki ne olmuş? %90'la inmiş. Yani %10 azalmış. Nerede o? 5 kılattı. Bir iş yerinde çalışanların %30'u kadındır diyor. Yani 3x kadın, 7x erkek varmış. Bir yıl sonunda bu iş yerinde 6 kadın olmak üzere 10 kişi daha işe başlamış. 6 kadın, 4 erkek eklenmiş. Erkek sayısı 7x artı 4, kadın sayısı 3x artı 6 olacaktır. Ne diyor? Çalışanların %64'ü erkek olduğuna göre. Yani 7x artı 4'ün toplam ne? 10x artı 10'a oranı neymiş? %64'müş. Sadeleştirirsek 4'e bölersek 16 bölü 25 yapacaktır. Bu arada 10x artı 10'u da 10 parantezine alırsak x artı 1. Şurayı da 5 ile sadeleştirirsek 2 5 olacaktır. Peki içler dışlar çarpımı yapalım. 16 ile 2x artı 1'i çarpıyorum. Ne olur? 32x artı 32 eşit 5 ile 7x artı 4'ü çarparsak 35x artı 20 olacaktır. Buradan 3x eşittir 12 x ne gelecektir? 4 olarak gelecektir. Bizden ne istiyordu? Başlangıçta kaç kadın var diyor. x yerine 4 yazarsak 3 kere 4 ne olacaktır? 12 olacaktır. Uzunlukları gerçeğinden %5 daha az ölçen hatalı bir cetvel ile bir dikdörtgenin alanını hesaplayan metinin hesabındaki alan eksiği gerçek alanın yüzde kaçıdır diyor. Uzun kenarını %5 eksik ölçecek. 95 bölü 100 yapacak. Kısa kenarında yine %5 eksik ölçecek. 95 bölü 100 yapacak arkadaşlar. Bu oran ne yapar? İşlemleri yaparsak 0,9025 yapıyor arkadaşlar. Ben sizin yerinizi hesapladım. Peki ne kadar eksik kaldı %100'den arkadaşlar? Ne kadar eksik kaldı? Bunu yüzde olarak ifade etmek istersek %90,25 yapar. Peki gerçeğinden ne kadar eksiktir diyor. Yani %100'den. %90,25'i çıkarırsak ne olur? 9,75 yapar sanırım. Evet. Başlangıçta katılanların %55'inin kadın olduğu bir partiye 5 evli çift ile 10 bekar erkek daha katılırsa son durumda partidekilerin %60'ı erkek oluyormuş. O zaman başlangıçta kaç kadın vardır diyor. Başlangıçta %55'i kadın %45'i erkekmiş. Bunu sadeleştirirsek 11'e 9 yapar. Yani 11x kadın 9x erkek olsun. Ne diyor? Ee, 5 evli çift katılmış. Ne demek bu? 5 kadın 5 erkek katılması demek. Daha sonra da 10 bekar erkek katılmış. Dolayısıyla erkeklerin toplamı nedir? 9x artı 15. Kadınların toplamı 11x artı 5. Hepsinin toplamı 20x artı 20. Erkeklerin oranı ne oluyormuş? %60 oluyormuş. Yani 9x artı 15'in hepsine oranı %60. 60 bölü 100. Sadeleştirirsek 3 bölü 5 yapar. Şurası da 20 parantezinde x artı 1. 20 ile de 5'i sadeleştirirsek 4 oldu. Peki içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Ne olur? 4x artı 1 ile 3'ü çarparsak 12x artı 12 olacaktır. Burada bir şey kalmamıştı. 9x artı 15. Buradan da 3x3 olacaktır. X'ine gelecektir. 1 gelecektir. x 1 ise başlangıçtaki kadın sayısı ne olacaktır? 11 olacaktır. Bir çiftçinin birinci yılı yetiştirdiği domateslerin yüzde 2'si, ikinci yılı yetiştirdiği domateslerin yüzde 10'u çürümüştür. Her iki yılda yetiştirilen toplam domatesin yüzde 95'i sağlanmış. Yani yüzde 5'i. Çürümüş toplamda. O zaman ikinci yıl yetiştirilen domates miktarı ile miktarı ilk yıl yetiştirilenlerin kaç katıdır demiş. Şimdi arkadaşlar %2'si çürümüş. Birinci yıl ikinci yıl %10'u çürümüş. Toplamda %5'miş. %5 %2'ye kaç mesafede? 3, 5, 10'a kaç mesafede? 5. Demek ki birinci yılki ürünler 5x'si. İkinci yılki ürünler kaç x'miş? 3x'miş. Ne istiyordu bizden? İkinci yılın İlk yıla oranı yani 3 bölü 5 oranı nedir diyor arkadaşlar. Sadece kurşun ve tükenmez kalemlerin bulunduğu bir kutudaki kalemlerin %40'ı kurşun kalemmiş. Yani 4x kurşun kalem varsa 6x tükenmez varmış. %60'ı da tükenmez olacaktır. Tükenmez kalemlerin %10'u 6x'in onda biri ne yapar? 0,6x. Kurşun kalemlerin %30'u. 4x'in %30'u ne yapar? %10'u 04 3 ile çarparsak 1,2. Ya da 4x'i direkt 4x'in direkt %30'unu alırsak 30 bölü 100'ünü alırsak ne gelecektir? 1,2x gelecektir. Bunlar renkliymiş arkadaşlar. Ne diyor? Kutudaki kırmızı renkli olmayan kalem sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi toplarsak renkli olanları 1,8x yaptı. Toplam kalem sayısı da 10x'ti. 4x, 6x'da. 10x'ten 1,8'i çıkarırsak kırmızı renkli olmayanlar kaç x oldu? 8,2 x oldu. Bunu x yerine ne yazarsak bu ifade tam sayı olur derseniz bu 82 bölü 10'dur bu ifade. Eğer e, sadeleştirirsek de 41 bölü 5. X yerine 5 yazarsak, 5 yazarsak e, demek ki kalem sayısı en az kaçmış renksiz kalem? 41 tane olacakmış. İki aşamalı bir sınavın birinci bölümünde 40 soru, ikinci bölümünde 50 soru varmış arkadaşlar. Ne diyor? Toplam puan hesaplanırken birinci bölüm toplam puanın %40'ını, ikinci bölümün %60'ını alıyormuşuz. Demek ki 100 puan alıyorsa bir öğrenci 40 puanlı birinci bölümden, 60 puanlı ikinci bölümden alıyormuş. O zaman birinci bölümdeki her soru, her soru 1 puan. İkinci sorudaki, ikinci bölümdeki her soru 60 bölü 50'den 1,2 puan. Peki bizden ne istiyor? Birinci bölümde hedeflediği net sayısından 6 net eksik yapan 6 çarpı 1, 6 puan kaybı varmış. Bir öğrenci hedeflediği puanı yakalayabilmek için ikinci bölümden kaç net daha fazla yapmalıdır diyor arkadaşlar. x çarpı 1,2. 6'yı 1,2'ye bölersek x'ine gelecektir buradan. 5 gelecektir. Demek ki ikinci bölümde 5 net yaparsa birinci bölümdeki kaç nete karşılık geliyor? 6 nete karşılık geliyor. Cevabımız ne o zaman? 5. Bir yumurta satıcısı yumurtaları üçerli ya da beşerli paketler halinde satıyormuş. X tane üçlü, Y tane beşli olsun. Üçerli paketlerin içindeki tüm yumurtaların %25'i, beşerlilerin içindekilerin %15'i kırılmış içeride toplam kaç yumurta var üçerlerin içinde 3x tane bunun %25'i kırılmış yani 1/4'ü 25/100'ü sadeleştirirsek 5'erli kaç yumurta var 5y çarparsak bunun ne kadarı kırılmış %15'i 15/100'ü sadeleştirirsek 3/20 yapacaktır. Ne diyor? Toplam bu yumurta satışında toplam 40 paket yumurta olduğuna göre kırılan yumurta sayısı kaçtır? Yani x artı y 40'tır diyor. O halde şu toplam nedir diyor. Düzenlersek şurayı da sadeleştirdim 4. 3x bölü 4 3y bölü 4 yaptı. 3 bölü 4 parantezinde x artı y oldu. x artı y'yi de 40 olarak vermiş. 40'ı 4'e bölersek 10. 3 ile çarparsak ne olacaktır? 30 olacaktır. 2019 TET sorusu Deniz ve Eylül Deniz Eylül Ellerindeki yumurtaları ve her birinin içinde 60 mililitre yağ bulunan şişelerdeki yağları aşağıda verilen sıra ve oran ile karıştırarak saç maskesi karışımı elde etmeye çalışıyorlarmış arkadaşlar. Şişelerin her birinde ne kadar yağ varmış? 60 mililitre. Her birinde yalnızca iki çeşit yağın bulunduğu bu iki karışım elde edilirken Deniz bir şişe argan yağı kullanıyormuş. Bir argan ne kadar kullandı? 60 mililitre. Peki Eylül ne kadar kullandı? İki şişe zeytinyağı. zeytin zeytinyağı. Kaç mililitre kullandı? 120 mililitre. Peki ne oluyormuş? Buna göre bu iki karışım için kullanılan toplam yumurta sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi karışıma, karışıma bakalım. Bir miktar badem yağı varmış. Konulan badem yağının yüzde 40'ı kadar argan yağı kullanılıyormuş ki Deniz bir şişe argan yağı kullanmış. O zaman kullanılan bademin yüzde 40'ı kadar 40 bölü yüzü ne yapıyormuş? 60 mililitre argan yapıyormuş arkadaşlar. Sadeleştirirsek bunu 2'ye 3 yapar. Şu da 50 yapar. 50 ile 3'ü çarparsak 150 mililitre ne kadar kullan, ne kullanılmış? Badem yağı kullanılmış. Burada badem yağı. Aynısını Eylül için yapalım. Eylül ne diyor? Zeytinyağı kullanmış Eylül. %75'i kadar zeytinyağı. Buna Y kadar badem yağı kullanmış olalım. Bunun %75'i neymiş? Arkadaşlar 120'ymiş. Sadeleştirirsek 3 bölü 4. 3 ile 120'yi sadeleştirdim. 40. 4 kere 40 ne yapacaktır? 160 yapacaktır. Demek ki ne kadar badem yağı kullanılmış? 160 mililitre. Peki burada toplam ne kadar yağ kullanılmış? 280. Burada 210 mililitre. Ne diyor? Her 70 mililitrelik yağ karşılık bir yumurta kullanılıyormuş. 210'u 70'e bölersek 3 yumurta burada kullanılmış. 280'i 70'e bölersek 4 yumurta burada kullanılmış. Toplam 7 yumurta kullanılmış. Liseler arası basketbol turnuvasında oynayan bir takımın oyuncuları maç boyunca 2 sayılı atışlarının %75'inde, 3 sayılı atışlarının %20'sinde, 1 sayılı atışlarının da 18'inde başarılı oluyorlar. Birlik 18, ikilik %75, üçlük %20. Üçlük düşükmüş biraz. Oyuncuların 2 sayılık atışlarının sayısı 3 sayılık atışlarının sayısından 12 fazlaymış. 3'lük x tane atmışsa ikilik x artı 12 tane atmış. Bu takım maç sonunda 78 sayı topladığına göre bu takımın oyuncuları 3 sayılık atışlarda kaç sayı toplamışlardır. Yani bize neyi soruyor? 3x nedir diyor. Toplam puanı hesaplayalım arkadaşlar. 18 tane 1 puanlık atış yaptı. X artı 12 tane 2 puanlık attı. Ancak bunların e, ne kadar isabetsiz oldu? %75'i isabetli oldu. %25'i isabetsizdi. Ve her bir puan aldı. Peki üçlüklerden 3 çarpı 3x tane 3x puan aldı. Ve attıklarının %20'si isabetli oldu. Yani 1 bölü 5'i isabet etti. Peki bu toplamda kaç puan almış? 78 puan almış arkadaşlar. Yaparsak bu işlemi X ne gelecektir buradan? 20 gelecektir. X 20. Bizden ne istiyor arkadaşlar? 3 sayılıkları istiyordu. 3 çarpı X. X'e 20 yazıyoruz. Yalnız bunların bir kısmı isabetli değildi. Sadece %20'si isabetliydi. O zaman bunun bir denesini almalıyız. 20 bölü 100'ünü yani 1 bölü 5'ini almalıyız. Hepsi isabetli olmadığı için. 5'e bölersek ne olur? 4 olur. 3 kere 4 ne yapacaktır? 12. Testleri yapılan yeni nesil bir asansörün içindeki bir cismin ölçülen ağırlığının asansör aşağı inerken A, yukarı çıkarken B aldığı değerin cismin gerçek ağırlığına göre yüzdece değişimini gösteren grafik verilmiş. Aşağı inerken ne oluyormuş? %15 azalıyormuş ağırlığı. Yukarı çıkarken %20 artıyormuş. Dolayısıyla ağırlığı x ise inerken %15 eksiği %100'den %15'i çıkarırsak 85x bölü 100 olacaktır. Çıkarken %20 fazlası 120x bölü 100 olacaktır. Aradaki fark neymiş arkadaşlar? 28 kilogrammış. Buna göre gerçek ağırlık nedir? Yani x nedir diyor arkadaşlar. Çıkarırsak ne olur? 35x bölü 100 eşittir 28. Şu 7'ye bölünür. Ne olur? 4. Burası 5. 100'ü de 5'e bölersek payda ne olacaktır? 20. Buradan x gelecek? 4 kere 20, 80 gelecektir. Ağırlığımız 80 kilogrammış. Yaş incir kurutulduğunda ağırlığının yüzde ikisini, yaş kayısı kurutulduğunda ağırlığının yüzde kaybetmek kaybetmekteymiş arkadaşlar. 25 kilogram incir, 50 kilogram kayısı kurutulunca toplam ağırlıkları 43 kilogram oluyormuş. Ne kadar kaybettiler? 25, 50 daha 75, 75'ten 43'ü çıkarırsak 32 kilogram kaybettiler. Şimdi o zaman 25 kilogram incirin yüzde ikisi eksiliyordu. 50 kilogram kayısının yüzde y'si bunların toplamı ne oldu? 32 oldu. Aynı mantıkla 50 kilogram incir 25 kilogram kayısı kurutulunca 75 kilogram meyve olması lazım. Ama ağırlık ne oluyormuş? 47'ye iniyormuş. Kayıp ne kadar arkadaşlar? 28 kilogram. O halde 50'nin yüzde ile 25'in yüzde y'sinin toplamı neymiş? 28 kilogrammış. Bunlar düzenlersek arkadaşlar. Şurası 1 bölü 4. Şurası 2 bölü 4. 4'ü de 32'nin yanına atarsam 128 yapacak. X artı 2'ye neymiş? 128. Burada da yine sadeleştirirsek 2 bölü 4. Şurası 1 bölü 4. 4'ü atarsam karşıya 112. 2x artı y eşittir 112 olacak. Burada taraf tarafa toplarsam 3x artı 3 y ne yapacaktır? 240. 3'e bölersem x artı y ne olacaktır? 80 olacaktır. Bir konut yapı ko kooperatifi yeni alacaklar için aşağıdaki gibi bir ödeme planı çıkarmış. Konut bedelinin 1 bölü 4'ü peşin olarak tahsil edilecektir. Kalan kısım 10 yılda bitecek şekilde eşit taksitlere bölünecektir. Ödenmemiş taksitler her yılın sonunda o yılki memur maaşı artışı oranında artırılacak. Umut Bey bu ko kooperatiften 160 bin lira değerinde bir ev satın alıyor. Bunun dörtte birini peşin ediyor, Dörtte üçünü 160 binin 3 bölü 4'ü 120 bin lirasını taksitlendiriyor. 120 bini 10 yıla bölüyor önce ne oluyor? 12 bin. Sonra da 12 aya bölünce aylık taksitleri ne oluyor? 1000 lira. Peki ekonomistlerin tahminine göre gelecek 3 yılda memur maaşlarının her yıl ortalama %20 zam yapılacakmış. Bu tahmine göre Umut Bey'in 4. yılda ödeyeceği aylık taksit miktarı kaç TL olacaktır? 1. yıl %20 arttı. 120 bölü 100 oldu. İkinci yıl %20 arttı. Üçüncü yılda %20 arttı. Dördüncü yıl maaşını pardon taksitini şu fiyattan ödeyecek arkadaşlar. Şuradaki sıfırları sadeleştirelim. Bunlar gitti. Şu 3 sıfır da burada gitti. 12 çarpı 12 çarpı 12 ne yapar? 1728 yapacaktır. Ders anlatım föyümüz burada sona ermektedir. Bir sonraki föyde Yeniden görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.